Şimdi de arkadaşlar açı orta ile ilgili daha doğrusu iç açıortay ile ilgili birkaç tane örnek yapalım. Hatta üniversitede çıkmış sınav sorularına bir bakalım beraber. ABC üçgeni AK açı ortay, A'dan C'ye 12 K'dan C'ye de 4 vermiş. B'den K yolun uzunluğu soruyor. Fakat üçgenin çevresinde 44 santim olduğunu vermiş. Şimdi yapmamız gereken bir kere şu açıortaydan dolayı tabandaki 4'ün 3 katı gelmiş. O zaman X'in de 3 katı olmak zorunda AB3X. E, çevreyi vermişti bize topluyoruz. 4x artı 16 eşittir 44. 4x 16'yı karşı tarafa atarsak 28. x alacağı değer buradan 7 olarak çıkar. Sorumuzun cevabı bu. Diğer bir sorumuz. ABC açısı 90 derece. C'den N'ye olan uzunluğun açı ortaya olduğunu vermiş. Ama şekil üzerinde göstermemiş. Dikkat edelim. Burasının hemen açı ortaya olduğunu yazıyoruz. 9 var, 15 var. O zaman biz arkadaşlar AB kenarını dik üçgendeki klasik Pisagor'dan bulabiliriz. Yani 9 ve 15 var. Dikkat edersek 3'ün 3 katı, 5'in 3 katı. Demek ki 4'ün 3 katı 12 olmak zorunda. E bizden ANC üçgeninin alanını istemiş. Bir üçgenin alanını bulurken yapmamız gereken taban çarpı yükseklik bölü 2. Ya şunu görmem gerekir. A'dan N'ye olan uzunluğu bulursam tabandır. 9 da bunun yüksekliğidir. Veya Açı ortaydan atılan dikler N'den B yolunun uzunluğu kaç birimse? N'den 15'e doğru çizilen yükseklikte buna eşittir. O zaman 15 çarpı bu çizeceğimiz yükseklik bölü de bulabiliriz. O zaman buralar arkadaşlar direkt 9 ve 15'ten ve açı ortaydan dolayı 3'e böl 3'ün katıdır N'den B'ye olan kısım. 15 3'e bölersem A'dan N'ye olan kısım da 5K'dır. Yan tarafa hemen 8K 12 ise K sayısı 12 bölü 8 her tarafı 4'e bölersem 3 bölü 2 çıkar. O zaman direkt NB uzunluğu 3 kaydı. 3 bölü 2 çarpı 3'ten 9 bölü 2 olur. Demek ki bizim buradan çizeceğimiz yükseklik 9 bölü 2'dir. O zaman aradığımız üçgenin alanını taban kısmı 15 buna gelen yükseklik 9 bölü 2 bir de üçgenden dolayı bölü 2'yi unutmuyoruz. Çarparsak 15 çarpı 9 135 Böyle ikiler de aşağıda 4 olarak birleşmiş olur. 135 bölü 4'ten cevap bolu çıkar. <laughs>